Tekrardan merhaba sevgili arkadaşlar. Hayatımız Satranç YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. 2021 Dünya Satranç Şampiyonası'nda Magnus ve Ian Nepomniachtchi arasında oynanan 4. gün maçı az önce sonuçlandı ve yine berabere bitti. Ama bu maç özellikle benim için çok büyük anlam taşıyor. Çünkü bu maçtan sonra artık Magnusçu değilim. En azından bu şampiyonada bu 2021 Dünya Satranç Şampiyonu'nun kim olmasını istiyorsun diye birisi bana sorarsa Nepo'nun olmasını istiyorum. Çünkü Magnus herhalde hemen hemen tüm satranç severleri sinirlendirdi. Çünkü öyle bir maçtı ki kesinlikle devam edilebilecek bir maçtı. Özellikle beyazlarda Magnus, siyahlarda Nepo oynuyordu. Magnus'un doğum günüydü ve bir gün dinlenmenin ardından beyaz taşlarda oynadı. Ve beyazların gerçekten fikir bazında, açıklık bazında, taşların hareket kabiliyeti bazında çok güzel bir konumu vardı. Evet, belki bilgisayar konumsal olarak eşitlik veriyordu ama arkadaşlar bu Stockfish'e Stockfish arasında oynanan ya da bilgisayara bilgisayara oynanan bir maç değil. İlla ki taraflar hata yapabilirdi. Birazdan maça geçince siz de benim ne demek istediğimi anlayacaksınız. Lütfen maça geçmeden önce YouTube kanalımıza abone olmayan varsa hemen aşağıdaki abone tuşuna basarak YouTube kanalımıza abone olsunlar. Yanı başındaki zil tuşuna basarak gönder bildirimlerini açmayı unutmayın. Katıl butonu tıklayarak YouTube kanalımıza da destekte bulunabilirsiniz diyelim. Ve arkadaşlar beyazlarda Magnus E4 başladı. Siyahlar E5, at F3, şimdi at C6 bekliyorsunuz değil mi? Hayır, at F6. Petrov açılışına burada gireceğini çok belli etti. Burada at çarpı E5, daha sonra D6 ile at kışkışlandı. Ve at F3 geri döndü Magnus. Nepo burada at çarpı E4. D4 hamlesinden sonra D5 at korundu orada. Daha sonra fil D3'de at rahatsız edildi. Fil D6 oynandı. Kısa rok hamlelerinden sonra ise beyazlar hep beklediğimiz gibi C4 sürdü. Arkadaşlar bu maçın 13. hamlesine kadar gelen konumda 63 kez oynanmış bir konumla karşı karşıyaydık. Ama Magnus çok da güzel ve cesurca bir tercihle oyunu daha sonra farklı bir varyanta, hiç oynanmamış bir varyanta çekti. O yüzden bu hamleleri ona göre izleyin. C4 hamlesinden sonra C6 sürdü siyahlardan Nepo doğal olarak. Kale E1 oynandı ve burada kırışmalar sonucunda bir piyon üstünlük elde etmek istendi. Fil F5'le at korundu ve vezir B3 hamlesiyle B7 piyonuna bir baskı söz konusu oldu. Aynı zamanda da D5 piyonuna baskı söz konusu oldu. Burada at A6 ile Nepo cevap verebilirdi. Bu piyonu korumayabilirdi. Ve at A6 hamlesinden sonra vezir çarpı B7 hamlesi yapılırsa da burada vezirin düşürülmesi ya da beyazlara çok fazla tempo kaybettirilmesi ve siyahların çok ciddi manada gelişim üstünlüğünü elde etmesine yönelik bir devam yolu var. O yüzden biz burada at A6 bekledik açıkçası ama Nepo hiç riske girmedi. Vezir D7 oynadı ve sakince B7'yi kontrol altına aldı. Ve daha sonra at C3 oynandı. Tabii ki de baskı belli. Bu arada arkadaşlar bir şey göstermeme izin verin. Hepiniz burada diyebilirsiniz ki ya alsın. Aldıktan sonra vezirle alsın. Arkadaşlar gördüğünüz gibi fil çarpı H2 ve vezir düşüyor. O yüzden burada D5 piyonu alınamazdı. O yüzden de at C3 oynadı. Burada direkt doğrudan doğruya D5 piyonuna baskı söz konusu. At çarpı C3, B çarpı C3'ten önce fil çarpı F5 alındı ve vezir istendi. Vezir çarpı F5 hamlesinden sonra burada beyazlarda Magnus B çarpı C3 yaptı. Ama bilgisayar vezir B7'yi al diye de öneriyordu. O da enteresan bir tercih olurdu. Ama Magnus burada şimdilik etliye sütlüye karışmak istemedi. B çarpı C3 aldı ve siyahlarda Nepo B7 piyonu korumak amacıyla geldi B6'sını sakince sürdü. C çarpı D5'ten sonra C çarpı D5 oynandı. Ve burada zayıf bir D5 piyonu oluştu arkadaşlar. İzole bir piyon. Ama bunun karşılığında beyazların da C3 piyonu zayıf konumda arkadaşlar. Daha sonra hemen vezir B5 oynadı Magnus. Ve akıllara şu soruyu getirdi. Acaba bir hazırlık mı var? Evet, iki tarafta sanki bir hazırlık varmışçasına çok hızlı oynadı arkadaşlar. Ama Magnus çok daha hızlı oynadı. Devamında kazanç hesaplamak için çok uzun süre harcadı ve oyun bittiğinde Nepo'nun 1 saatten fazla zamanı vardı ki 40. hamle eklemeye gelmemiştik henüz. 1 saatten fazla zamanı kaldı. Vardı Nepo'nun. Bunun karşılığında Magnus'un da 20 dakikası kadar kalmıştı. Çok fazla düşünmüştü. Burada siyahlarda Nepo vezir D7 oynadı ve dedi ki gel kırışalım önce ben kısaca F'de.
Burada yine bu piyon alındığı zaman fil çarpış 2'den vezir düşüyor gördüğünüz gibi. Burada beyazlarda Magnus bilgisayarın da önerdiği gibi A4 sürüşü yaptı. Sen beni ye, ben seni yemeyeceğim dedi. Eğer yenirse burada vezir tarafından vezirler kırışılırsa buradaki B5 piyonu A piyonunu çok geride bırakacaktı. O yüzden de bir zayıflık olacaktı. Vezir çarpı B5, A çarpı B5 hamlesinden sonra arkadaşlar A5 burada zorunlu. Zorunlu artık A5'i sürmesi ve A5 hamlesi geldi. Burada beyazlar geçerken alabiliyordu. Ama geçerken alındığı zaman at da alınacaktı ve at da tempolu bir şekilde gelişmiş olacaktı. Ve o yüzden de yapılmadı beyazlar tarafından ve işte o sıra dışı hamle geldi arkadaşlar. At H4. Şimdiye kadar at H4 hamlesine kadar hep oynanmış oyunlar vardı bu konumla alakalı ama at H4 dünyada, tabii ki de dünyada derken ustalar bazında dünyada ilk oynanan oyun olacaktı. Magnus bu hamlesiyle birlikte artık beraberlik için oynamadığını göstermiş oldu. Ama yani bilemiyorum, sonrasında da beraberliğe getiren Magnus oldu. Arkadaşlar burada daha önceden ifade ettiğim gibi siyahların D5 piyonu, beyazların ise C3 piyonu, sıkıntılı piyonlar, zayıf piyonlar. İki tarafta bu piyonlara saldırıp öyle oynayacaktı diye düşünüyoruz. Tabii ki burada beyazların amacı atı F5'e getirmek öncelikle. Fili rahatsız etmek. O yüzden siyahlar G6 oynamalı. Eğer ki siyahlar G6 oynayıp da F5'i önlem alırlarsa da beyazların fikri G3, at G2, akabinde at E3 hamlesiyle birlikte zayıf olan D5 piyonuna baskı kurmak olabilirdi. Biz böyle düşünmüştük arkadaşlar. G6'dan sonra biz dedik ki G3 oynar, atı G2 oynar, akabinde E3 oynar, piyona basar. Ama beyazlar bir enteresan hamle de yaptı. G4. Gerçekten çok şaşırdık. Ben tabi burada inanılmaz diye not almışım. Ama daha sonra analiz yaptığımız zaman G4'ün de çok da inanılmaz bir hamle olmadığını görüyoruz. G3 hamlesi ama daha sakindi. Magnus G4 hamlesiyle agresif oynayacağını hepimize gösterdi. Ve bu arada arkadaşlar at H4 ve G4 hamleleri yani saniyesinde yapılmış hamlelerdi. O yüzden de Magnus'un bu hamle, bu açılışa hazırlıklı olduğunu düşündük bizler. Daha sonra at D7 oynadı siyahlar. Tabii ki de atına bir çözüm bulması lazımdı. Aynı zamanda ilerleyen zamanlarda D5 piyonuna bir saldırı söz konusu olduğu zaman atı F6'dan savunmaya da çekebilecek konuma getirdi. At G2 oynandı. Bu arada arkadaşlar at F6 hamlesi güzel bir hamle olacaktı. Hem D5'i tutacaktı hem de G4 piyonuna saldırı yapacaktı. Ama Nepo bunu yapmadı. Magnus bu arada o kadar hızlı oynuyordu ki jet gibi oynuyordu. Ve kale F'den C8 oynadı siyahlar. Dedi ki sen benim D5'ime saldırmayı düşünürsen ben at F6 ile savunmak yerine senin C3'te bulunan piyonuna saldırırım dedi. Burada beyazlar da Magnus fil F4 gibi doğru bir hamle yaptılar. Hem gelişmemiş olan filini geliştirdi. Hem de D6 karesindeki çok rahatsızlık verici konumda bulunan siyah fille kendi filini kırışmak istedi. Bir nevi de şunu istedi aslında. C piyonuna karşılık D piyonunu almak istedi gibi bir şey oldu. Çünkü fil alsaydı eğer at da alınacaktı. Kale piyonu aldığı zaman da atla piyonu alacaktı ki öyle oldu arkadaşlar. Fil çarpı F4, at çarpı F4, kale çarpı C3 ve at çarpı D5 ver kaleyi şeklinde bir hamle gündeme geldi. Burada kale D3 ya da kale B3 gibi hamleler vardı. Kale D3 oynandı. 0'a 0 beraber arkadaşlar şu anda konum. Şimdi beyazların güzel işte şimdiye kadar izlediğiniz arkadaşlar lütfen şu anda daha dikkatli izleyin. Çünkü bana kalırsa beyazların konumu çok daha iyi. Çünkü kale 7 hamlesiyle birlikte kalesini 7. yataya getirmiş bir beyazdan bahsediyorum. Peki siyahların avantajı neydi? Tabii ki de A5 karesinde bulunan geçer siyah piyon idi. Bunun karşılığında D4 piyonu, evet belki o da geçerdi ama A5 piyonun bağlı bir geçer olduğunu unutmayalım arkadaşlar. At F8 zorunlu bir hamleydi ve bulundu. Burada piyonu mu alacak? Acaba at F6 mı oynayacak diye düşündük. Eğer piyonu alsaydı kale çarpı D4 gelecekti. At F6 şah hamlesiyle birlikte de sürekli şah beraberliği olacaktı beyazların. At F6 şah hamlesi yapıldı. Şah G7'den sonra at E8. Şah G8'den sonra isterse Magnus at F6'dan sürekli şah beraberliğini yapabiliyordu. Onun yerine D5 sürmeyi tercih etti. Tabi D5 hamlesiyle birlikte kare çarpı D5 alınırsa at F6'dan şah kale çatalının olduğunu unutmayalım. Bu
Burada siyahlar doğru bir hamleyle A4 oynadı. Geçer olan piyonunu biraz daha ilerleterek tehdit oluşturmaya çalıştı. At F6 şah, şah G7 ve akabinde G5 piyon sürüşüyle at F6 da bir şekilde sabitlendi. Siyahlar da nepo vazgeçmedi, A3 sürmeye devam etti. Burada bilgisayarın H4 gibi, şah G2 gibi değişik hamle önerileri vardı. Ama konum eşitti arkadaşlar burada. O yüzden Magnus tam 35 dakika düşündü. 35 dakika neyi düşün derseniz, bana kalırsa kazanç aradı. Aradı. Fakat nihayetinde kazancı bulamadı. Ve hepimizi hayal kırıklığına uğratan o hamleyi yaptı. Ya belki kazanç bulamadıysan bile, ya oynasaydın bari, niye hayallerimizi oynadın? Beyazsın dedik. Bir gün aradan sonra iyi yükleneceksin dedik. İyi hazırlık yapmışsındır dedik. Doğum günün dedik. Zorlarsın dedik. Sakin oynamazsın dedik. Ki heyecanlandırdın bizi. At H4 gibi, G4 gibi hamlelerle bizi heyecanlandırdın. Ama sana yakışmadı Magnus. Ne yakışmadı sana? At E8, şah G8, at F6, şah G7, at E8, şah G8, at F6. Hatta ben burada hamleler tekrar ediliyor, üzgün işareti. Daha sonra bir kere daha tekrar edilince yapmayın yazmışım, üzgün işareti koymuşum. Ve yaptılar arkadaşlar. Beraberlikte el sıkıştılar. Magnus hayallerimizde oynadı. Yarınki maçta ölümüne nepocuyuz. Nepo, sen kazanacaksın kardeş. Senin kazanmanı biz istiyoruz. Bir sonraki maçta arkadaşlar 5. gün maçının özet videosu ve kırılma anı ile birlikte olacağız. Bu maçta bir kırılma anı yoktu ama bu şampiyon için kırılma anı şu diyebiliriz. Bu maçtan sonra Magnus hepimizi hayal kırıklığına uğrattı. O yüzden de ben de dahil olmak üzere birçok satranç severin anti empatisini kazanmış oldu diye düşünüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Lütfen YouTube kanalımıza abone olmayan varsa hemen aşağıdaki abone tuşuna basarak YouTube kanalımıza abone olsunlar. Ya da başındaki zil tuşuna basarak gönderi bildirimlerini açmayı unutmayın. Katıl butonu tıklayarak da YouTube kanalımıza destek de bulunabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hep hayatımız satranç diyenlerden olmanız bir dile. Şimdilik hoşça kalın. Bay bay.